2017, 18, 19'da referandumlar, seçimler ve yerel seçimler hepsine beka önemi atfedildiği için ve hepsinde bütçe delik deşik hale getirildiği için defaatle ek borçlanma yapıldığı için borçlanmanın çoğu artık iç borçlanma yapılamayınca dış borçlanmaya döndürüldüğü için içerideki sağlıklı olmayan firmalar sırf istihdam daha da kötüleşmesin diye daha da fazla banka kredileriyle kredi garanti fonundan verilen kefaletlerle itilerek büzülüldüğü için tam işte bunlara ihtiyacımız olan şu günde biz elimizde yeterli cephane olmaksızın kalmış olduk. Haliyle her hükümet bunun siyasi sonuçlarında olacağını bilir. Nedir o siyasi sonuçlar? Popülaritede bir düşüş olur. Bunu engellemenin yolu nedir? İşte bir şekilde burada bir tekel yaratırsınız. Yani bundan sonra hizmetler tek yönden olacak. İşte bu nedenle başta İstanbul'da Ankara belediyeleri olmak üzere birçok yardım organizasyonları engellendi. İkinci olarak da olanın dışında bir şey, yani bir hayal yaratmaya başlarsınız. Şimdi mesela Türkiye'de bir ekonomik paket açıklandı. Bu ekonomik paketi ben hem çok önemsiyorum hem de önemsemiyorum. İktisaden önemsemiyorum. Çünkü bu sadece elimizde çok para yokun itirafı oldu. Siyasi olarak önemsiyorum. Çünkü orada bir imaj verilmeye çalışıldı. Bakın biz başkanlık sistemini yönetiliyoruz. İşler, durumlar herkesin merak etmesi gerektirecek durumda değil. Her şey kontrol altında. Hani bu tıpkı ABD filmlerindeki gibi Armageddon'daki derin darbedeki küresel felaketlerin olacağı andaki ABD başkanlarının çıkıp da konuşması gibi her şeyde son noktaya Cumhurbaşkanı Erdoğan itildi. Bir imaj yapılmaya çalışıldı. Memleketimiz bizi, devletimiz bizi korur imajı verilmeye çalışıldı.